Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Bu kez transferden bahsetmeyeceğiz. Çünkü transfer olanca hızıyla devam ediyor. Biz de onları size yansıtmaya çalışıyoruz ama bu kez söyleyeceğimiz maçlar. İlk hafta karşılaşmaları oynandı. Şimdi ikinci hafta karşılaşmaları başlayacak. Bu arada Galatasaray'ın hafta içerisinde Neftçi Bakü takımıyla, yani daha doğrusu bu videoyu çektiğimden bir gün önce diyelim, çektiğim günden bir gün önce Neftçi Bakü deplasmanında 3-1 kazandığını söyleyelim. Neden Galatasaray'ın o maçını hatırlatma yapıp gönderme yapıyorum? Onu da hemen hatırlatayım. Çünkü bu haftanın, yani ikinci haftanın en önemli karşılaşması olarak karşımıza Başakşehir Galatasaray maçı çıkıyor. Başakşehir geçen senenin şampiyonu, bu senede şampiyonluk için iddialı takımlardan biri. Kadro yapılanması açısından baktığımızda bunu net bir şekilde görüyoruz. Buna karşılık Galatasaray'da evet orta alanda bazı sıkıntıları hala devam etmesine rağmen, Fatih Terim'in de söylediği gibi gerekirse kadro içerisinden çözerim dediği bir çözüm merkezli Galatasaray izlemeye başladık. Çözüm merkezli diyorum, gerçekten de şimdilik oradaki sıkıntıyı hissetmiyor Galatasaray. Gerek Gaziantep Futbol Kulübü maçında içeride oynanan, gerekse Neftçi Bakü maçında dışarıda oynanan her iki karşılaşmada da Galatasaray çok fazla sıkıntı yaşamadı. Şimdi bunu şöyle söyleyebiliriz. Daha doğrusu şöyle iddia edenler var. İşte çok zorlu rakipler gelmedi karşısına. Onun için de o orta alandaki sıkıntı net bir şekilde ortaya çıkmadı diyenler var. Buna karşılık Fatih Terim sihirli dokunuşlarıyla bazı oyuncuları daha ileriye götürür diyenler de var. Tabii ikisini de gözlemleyeceğiz. İkisinin de kendi içerisinde haklı olduğu bölümler var. Hepinizin bu ön girişten, girizgahtan anlayacağı gibi hedefimiz Başakşehir Galatasaray maçının nasıl oynanıp nasıl biteceği konusundaki görüş ve düşüncelerimizi sizlere aksettirmek. Tabii sizler de bizimle paylaşabilirsiniz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii ki bazen bildiğimizde, yani biz bu maçın sonucunu da biliyoruz, hatta skorunu da biliyoruz diyebiliyoruz ama bazen bilmeyince de bilemediğimizi söyleyebiliriz. Trabzonspor'un açıkçası Beşiktaş karşısındaki yenilgisini tahmin etmemiştim. %60 Trabzonspor'a dönük bir oyundan bahsediyordum ama o gün bir tek bahanem var. Benim videoyu çektiğim günde Sörloth vardı. Acaba bir Sörloth o kadar değiştirir mi? O da bir tartışma konusu ama netice itibariyle ben sonucu bilemedim. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Şimdi bakacağız. Bu maçın sonucuyla ilgili de tahminlerimi söyleyeceğim. Çünkü bazen çok isabetli tahminler yaptığımızda işte bunu daha önceden söyleseydiniz türünden sözler de vurguluyorsunuz ama netice itibariyle şimdi bir önemli karşılaşmanın, Başakşehir Galatasaray karşılaşmasının tahminini yapalım. Şimdi önce Galatasaray tarafına yönelelim. Galatasaray'ın genel görüntüsü bu iki maça baktığımızda nasıldı dersek, gerçekten çok önemli avantajların oluştuğunu vurgulayabiliriz. Tabii ki kalede bir Muslera'nın olması çok şey değiştirebilir. Ama çünkü şu manada söylüyorum, ama diyorum, Fatih de en azından elinden geleni yapmaya çalışıyor. Şunun için söyledim. Atanınla tutanın sözünün arkasında durmak adına söylüyorum. Şu anda tutanı konusunda çok deneyim yok, ya da daha doğrusu Muslera'nın ağırlığı orada yok diyelim. Ama atanı konusunda inanılmaz bir ağırlığı var. Hemen hemen Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş santrofor konusunda sıkıntı yaşarken Galatasaray santrofor konforu yaşıyor. İlk maçta Gaziantep maçında Falcao çıkıyor, 2 gol atıyor. Neftçi Bakü maçında bu kez Cagne görev alıyor. Cagne 2 gol atıyor. Bu konforu net bir şekilde görüyoruz. Şimdi şöyle söyleyelim. Nasıl bir 11 olur? Bir kere bazı oyuncuların yerlerinin çok net olduğunu söyleyebiliriz. Fatih Terim Neftçi Bakü maçında küçük de olsa bir rotasyon yaptı. Aslında rotasyon da demek lazım mı bilmiyorum. Yani Falcao oynamadı, Cagne oynadı. Yani buna nasıl rotasyon diyeceğiz? Çok net olarak da bir şeyler söylemek istemiyorum. Mesela Omar El Abdülay'ı oynamadı, yerine Lines oynadı ama Lines de mükemmel oynadı. Hem asisti, ilk goldeki asisti yaptı, hem sağ kanat bindirmeleriyle çok etkili oynadı. Sanki rotasyon gibi değil de sırası gelen oynayacakmış gibi bir durum söz konusu söyleyebiliriz.
Şimdi genel anlamda nasıl bekliyoruz? Bir kere Galatasaray'ın işte Fatih, sağ tarafta Ömer Abdülay'ı, solda Saracchi, ortada Marcao ile Luyendama'yı bekliyoruz. Luyendama'nın iki maç oynadığı sakatlıktan sonra üstüne koyarak oynayacağını ben düşünüyorum. Bu karşılaşmada da zaman zaman hatalar yapabilir ama artık 1-2 hafta sonra en pik noktaya çıkacağını düşünüyorum. Mesela Fenerbahçe maçı onun için daha bir hedef maçı haline gelebilir ama ancak bu tür oyuncular oynayarak gelişiyor. Bir de Marcao'nun o geriden topu oyuna sokma başarısını da özellikle vurgulamak istiyorum. Şimdi orta alanda sıkıntı olduğunu söylemiştik ama Taylan Antalyalı orada savunma zafiyetini ortadan kaldırdı. Etebo açıkçası ben bu maçta tercih edilecek oyuncu olarak görmüyorum Etebo'yu. Ama hocanın tabii bazen hani oyuncularla beraber çalıştığı için hazır olduğunu düşündüğü bir ortam varsa oynatabilir ama ben Etebo'yu beklemiyorum. Belhanda'yı mutlaka hoca tercih edecektir, ediyor. Ha, şu ana kadar Galatasaray kadrosu içerisindeki en zayıf halka kim derseniz Belhanda. İsterseniz transfer dedikoduları onu üzüyor, performansına döndürmüyor da diyebilirsiniz ama ben buna da katılmıyorum ama netice itibariyle Belhanda'nın da oynayacağını söyleyebiliriz. Orada tecrübe açısından bir Arda tercihi yapılabilir. Yani onu söz konusu olabilir. Çünkü ilk maça başlarken de öyle başlamıştı hoca. Mesela Taylan Antalyalı, Arda, Belhanda diye başlayıp Fegülüli, Emre Kılınçlı bir kadro. Önde de Falcao'lu bir kadro. Açıkçası benim için sürpriz olmaz. Sadece orada Etebo da hazır pozisyonuna gelmişse belki savunmayı sertleştirmek açısından Arda ve Belhanda'dan birisini dışarıda görürsek şaşırmam. Şimdi oyun anlayışı olarak ne söyleyeceğiz? Galatasaray zaten klasik kendi oyununu oynayan bir takım. Buradaki en önemli avantaj Emre Kılınç avantajı. Çünkü Emre Kılınç hem kanatlara sağa sola zenginlik kazandırıyor hem de özellikle onu vurgulamak lazım ki içeriye kat ettiği zaman da çok verimli oynuyor. İlk hafta Falcao ile pas alışverişini çok net bir şekilde buna örnek olarak gösterebiliriz. Şimdi Galatasaray'ın ne oynayacağını 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz ama herkesin beklediği peki bu Başakşehir'e ne oldu? Geçen senenin şampiyonu bir anda Süper Lig'in şampiyonu olarak çıktığı maçta 1. Lig'in şampiyonuna nasıl yenildi hem de 2-0 gibi net bir skorla. Bir kere birkaç tane önemli noktayı söyleyelim. O maçla bu maç arasında gerçekten çok büyük bir fark var. Geceyle gündüz kadar, dereyle okyanus kadar fark var. Oyuncuların bakış açılarının çok farklı olacağını düşünüyorum. Açıkçası şunu söyleyebilirim. Hatayspor maçına başta Okan Buruk olmak üzere oyuncular da çok ciddi bir şekilde bakmamışlar. Neden söyleyeyim? Yani yenilen gollere baktığımızda öne doğru giden bir takım ve arkada kontratak yiyerek ilk golü yedi Selim Ilgaz'dan Hatayspor maçında. Sonrasında da gerçekten de müdahaleler, oyuna müdahalelere baktığımızda da dikkat çekici unsurlar var. Hatta şöyle söyleyeyim, Hatayspor akılcı bir stratejiyle topun özellikle Başakşehir'de kalması, kendisinin de birinci, ikinci bölgeyi kapatarak hızlı hücuma çıkmasını bir stratejik plan olarak koymuş ve bu planı da Ömer Erdoğan'ın planı da başarıyla uygulandı. Nitekim istatistiklere baktığımızda da ilginç bir nokta görüyoruz. Toplu oynamada %63'e %37 önde Başakşehir, yani top kendisinde kalmış. İsabetli pasta da, yani ona da müsaade etmişler, %83'e %72 önde ama maçın sonucu Hatayspor'un 2-0 galibiyeti. Orada şimdi şöyle baktım gördüğüm kadarıyla. Mesela Crivelli'nin oyundan çıkmasında genç Enes Karakuş, ki santrofor, kanat forvet gibi düşünülmüş ve sahaya çıkan 11'e baktığımızda böyle bir 11 çıkartır mı? Çok net bilmiyorum ama çok da emin değilim. Şunun için söylüyorum. Mesela kadroyu saydığımızda karşımıza çıkan Kaysara, hücuma çıkan bir bek. Şikirtel, Epriano kaldı. Hasan Ali, tamam Hasan Ali hücuma çok çıkan bir bek değil. Ama buradan sonraki oyuncuların tamamı hücuma yönelik oyuncular. Özür dilerim, Mahmut'u da saymamam lazım. Mahmut'u da bir öncü olarak, yani savunmanın öncüsü olarak koymuş. İrfan Can, Aleksic, Visca, Dembaba, Crivelli.
Yani ilk maçta çıkarken çok fazla ofansif bir görüntü olmuş diyebiliriz. Zaman zaman böyle oynuyor muydu? Oynuyor. Ama zaman zaman da savunma, orta alandaki savunma direncini yükseltmeye çalışıyor. Bu noktada nasıl bir yola başvuracak onu bilmiyoruz. Bir de kanat forvet yerine acaba doğrudan doğruya bir kanat oynatır mı, hazır mı onu bilmiyoruz. Çünkü sol kanatta Bolingoli sol bek olarak, Nacer Çatli de sol kanat oyuncusu olarak geldi Elia'nın yerine. Dolayısıyla yani bu kadroda bir değişim görebiliriz. Futbol anlayışında da değişim görebiliriz. Ben açıkçası Başakşehir'in öyle haldır haldır giderek oynayacağını düşünmüyorum. Daha kontrollü hücum, birinci, ikinci bölgelerde savunmayı yükselten bir takım, üçüncü bölgeye geçişte çabuk geçen bir takım bekliyorum. Dolayısıyla bütün bu söylediklerimden çıkan sonucu şöyle özetleyebilirim. Ben ligin ikinci haftasında takımların grafiklerinin çok yüksekte olmadığını düşünerek bu maçtan bir gollü beraberlik bekliyorum. Beraberlik ama gollü beraberlik. Peki kazanırsa kim kazanır derseniz, o zaman şunu da söyleyebilirim. Başakşehir bir türlü geçen seneki zaferin etkisinden çıkamadığı için sanki Galatasaray bir adım daha öne geçer. Ama açıkçası kanaatim gollü bir beraberlik. Bu da çok gollü değil ama gollü bir beraberlik diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Umarım bu kez sonucu doğru tutturabilirim. Ama oyunun bize vaat ettiği bu. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Futbol dolu günlerle kalın.